Merhaba arkadaşlar ben Kayhan Ayar. Bu videoda sizlere CLFW kütüphanesinden bahsedeceğim. Öncelikle bu kütüphane ne işe yarar onu göreceğiz. Ardından bu kütüphanenin kaynak kodunu internetten indirip onu inşa edeceğiz. Daha sonra kütüphaneyi projemize ekleyip bir adet pencere oluşturacağız arkadaşlar. Gelin öncelikle bu kütüphane ne işe yarar ona bir göz atalım arkadaşlar. GLFW kütüphanesi OpenGL ile çizim yapacağımız pencere arasında bağlantı kurmamızı sağlıyor arkadaşlar. Normalde biz bu işlemleri işletim sisteminin apilerini kullanarak da yapabiliriz. Ama bu biraz kompleks bir işlem. Ayrıca kodumuzu yazdığımız işletim sistemine bağımlı kılıyor arkadaşlar. GLFW bunun aksine çok farklı platformlarda çalışabiliyor. Yani projemizi alıp başka bir işletim sistemine koyup derlediğimizde hiçbir sorun olmadan çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Buna ek olarak çok daha kolay kullanılabilen bir arayüzü var. Son olarak CLFW giriş çıkış ekipmanlarını kontrol etmemizi de sağlıyor. Bunlar klavye veya mouse gibi ekipmanlar arkadaşlar. Bunları da yine işletim sistemiyle kontrol edebiliriz fakat CLFW bize çok daha kolay kullanılabilecek bir arayüz veriyor. Ayrıca tekrar söylediğim gibi farklı platformlarda da çalışıyor. CLFW kütüphanesini kullanabilmemiz için öncelikle tabi kurmamız gerekiyor. Kurma işleminin aşamalarında arkadaşlar, öncelikle kütüphanenin kaynak dosyalarını internetten indirmemiz lazım. Bunlar derlenmemiş halde. Daha sonra bu kaynak dosyalarını Simye kullanarak inşa edeceğiz arkadaşlar. İnşa edilmiş dosyaları daha sonra derleyeceğiz. Son olarak da bu kütüphaneyi projeye bağlayacağız arkadaşlar. Derlenmiş kütüphaneyi projemize bağlayacağız ve ilk programımızı yapacağız arkadaşlar. Kütüphanemizin derleme aşamasını arkadaşlar size grafiksel olarak göstermek istiyorum. Çünkü ileride başka kütüphaneleri de bu şekilde derlemeniz gerekebilir. Kafanızda bu işlemin net bir şekilde oturması bence çok önemli. İlk olarak kütüphanemizin kaynak dosyalarını indirdik ve elimizde bu dosyalar. Bu illaki CLFW olmak zorunda değil arkadaşlar. Başka kütüphaneler de olabilir. Bu dosyalar CMAT standartına uygun olarak hazırlanıyor arkadaşlar. Ki biz CME2 kullanarak gerekli inşa dosyalarını oluşturuyoruz. Bulunduğunuz platforma göre bu inşa dosyaları değişebilir. Eğer Windows kullanırsanız Visual Studio'ya ait inşa dosyaları elde edersiniz. Eğer benim gibi Ubuntu kullanıyorsanız Make'e ait inşa dosyaları elinizde olacak. Ben daha sonra derleme aracını kullanacağım arkadaşlar. Make'i kullanacağım. Ve inşa dosyalarını ikili dosyalara çevireceğim. Yani çalıştırılabilir dosyalara veya binary dosyalara çevireceğim arkadaşlar. Ardından bu dosyaları proje ekleyeceğim. Genelde derleme işlemleri arkadaşlar hep bu şekilde oluyor. Öncelikle CMake ile inşa dosyalarını oluşturuyorsunuz. Daha sonra bu dosyaları derleyip çalıştırılabilir dosyaları elde ediyorsunuz. CLFW kütüphanesini indirebilmek için arkadaşlar öncelikle CLFW.org adresine giriyorum. Daha sonra download seçeneğini tıklıyorum görmüş olduğunuz. İnternetimiz biraz da olursa indirmeye başacak. Wow bir anda hızlandı. Evet. Ha gayret. Ve indi. Bakın arkadaşlar sıkıştırılmış dosyayı açtım. Bunun içerisinde kaynak kod var arkadaşlar. Onu inşa etmem gerekiyor. Tabi öncelikle onu masa üstüne taşıyacağım. Daha sonra bakın klasörün içerisine giriyorum. Gördüğünüz gibi CLFW kaynak kodu CMake projesine göre hazırlanmış. Yani önce inşa edilmesi gerekiyor. Tabi inşa edildikten sonra elde edilecek dosyaların Build klasörüne yerleştirilmesini istiyorum ben. O yüzden yeni bir klasör oluşturuyorum içeride. Görmüş olduğunuz gibi. Sağ tuşa basarak yapabilirsiniz bu işi. Bu klasörün içerisinde de terminal ineceğim arkadaşlar. Burada yapacağım şey şu. Önce cmac komutunu çağıracağım. Daha sonra diyeceğim ki e cmac. Bir önceki klasörü inşa et diyeceğim. Bir önceki klasörde arkadaşlar şurası. Yani CLFW kütüphanesi. Bütün bu kütüphane inşa edilecek arkadaşlar. Şuradaki kurallara göre. Sonuç bu klasörün içerisine atanacak. Buradaki komutum o işi söylüyor. Bastığım an bakın gördüğünüz gibi inşa dosyaları oluştu. Ve Mac file görüyorsunuz arkadaşlar. Derlemeye hazır. Derleme işlemiyle ile beraber arkadaşlar kütüphanemizi sisteme de yüklemek istiyorum bunun için öncelikle Admin olarak komutumu kullanacağım yani derleme işlemini Admin olarak çağıracağım Daha sonra make diyeceğim ve ardından install diyeceğim Admin olmamın sebebi arkadaşlar install işlemindeki kopyalamadan dolayı Eğer ki admin olmazsam bu işlemi gerçekleştiremez Sudo make install dedim Benden şifremi istedi Bakın önce derleyecek Sonra da kopyalama işini yapacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kopyalamayı yaptı. Eğer sudo'yu kullanmasaydınız bu kopyalamada hata verirdi arkadaşlar. Kopyaladığı yer arkadaşlar user local. Genelde hep buraya kopyalar arkadaşlar açık kaynaklı kütüphaneler. Şu klasörün içerisine. H dosyalarını include'un içerisine lib dosyalarını da lib'in içerisine. Bakın cmake dosyaları da burada. Sistem yükledik artık kütüphanemizi arkadaşlar. Şimdi gelin kütüphanemizi projemize ekleyelim. CLFW kütüphanesini projemize ekleyebilmek için arkadaşlar öncelikle CMake'e bu işlemin nasıl yapılacağını belirtmemiz gerekiyor. Öncelikle geliyoruz CMake list dosyasına ve şu komutu yazıyoruz. Find Package. Bu eklenecek kütüphaneyi belirtiyor arkadaşlar. Diyorum ki CLFW 3 kütüphanesini bul ve minimum versiyon olarak 3.2'yi kullan. Adiyeten Required diyorum. `requirement` şu. Eğer ki CMake bu kütüphaneyi bulamazsa inşa işlemini sonlandırsın ve hata versin. Şimdi peki bu fonksiyon ne iş yapıyor? Arkadaşlar find package aslında şu isimli kütüphanenin eklenebilmesi için gerekli olan CMake uzantılı dosyayı arıyor arkadaşlar. Bu dosyayı buluyor CMake programı. Bu dosyanın içerisindeki kurallara göre kütüphaneyi projemize ekliyor. Her kütüphanenin kendine ait CMake dosyaları vardır arkadaşlar. Uzantısı CMake olan dosyalar vardır. Beraberinde gelirler. Bizim az önce indirdiğimiz CLFW'nun da böyle dosyaları var. Peki bu dosyaları nasıl buluyor? Konumlarını nereden buluyor diyeceksiniz. Şimdi gelin onu göstereyim. Normalde CMake'in otomatik olarak baktığı bir yer var arkadaşlar. Bizim de kütüphanemizi yüklediğimiz yer aslında. Bu user'ın içerisinde, local'ın içerisinde arkadaşlar, lib'in içerisinde CMake. Bakın otomatik olarak CLFW'yu buraya kurduk zaten biz. Biz kurulum işlemini yaptığımız zaman otomatik olarak CMake klasörünün içerisine CLFW3 yüklendi. Bakın bunun içerisinde de uzantısı CMake olan dosyalar var. Biz burada find package yaptığımız an CMake geliyor arkadaşlar. Şu klasöre geliyor bakıyor. Bunun içerisinde şöyle bir isim oluyor arkadaşlar. Böyle bir klasör ismi. O yüzden buraya CLFW3 yazdım. Daha sonra o klasörün içerisine geliyor. Ve şu dosyaları kullanıyor arkadaşlar. İnşa, inşa etme işlemi için. Bu sayede CLFW3 kütüphanesini projemize ekleme için gerekli olan bütün kuralları şu dosyalardan öğreniyor. Ve ona göre ekleme işlemlerini yapıyor. CMake artık CLFW kütüphanesinin nasıl ekleneceğini biliyor arkadaşlar. Fakat biz herhangi bir ekleme işlemi yapmadık. Ekleme işlemi tabi proje derlenirken olmayacak arkadaşlar. Bağlama sırasında gerçekleşecek. Çünkü CLFW zaten derlenmiş bir proje. Derlenmiş bir kütüphane daha doğrusu. Bağlama sırasında ekleme işleminin yapılması için CMake'in target link libraries fonksiyonunu kullanacağım arkadaşlar. Burada bağlamanın yapılacak projenin ismini vereceğim. Sonra ona bağlanacak olan kütüphaneleri yazacağım arkadaşlar. Tek bir kütüphanemiz var. O yüzden CLFW'yu verdim. Başka kütüphane olsaydı boşluk bırakıp onlara devam ederdim. Önce derlenecek. Derleme aşamasından sonra da bağlantı olarak CLFW ile bağlanacak arkadaşlar. Şu an için CMake'im hazır. Şimdi gelin kod içerisinde CLFW'yu ekleyelim. Sonunda kod yazımına geldik. İlk yapacağımız şey CLFW'nun hash dosyasını eklemek arkadaşlar. Daha sonra main içerisinde clfw'nin gerekli ayarları, başlangıç ayarlarını yapabilmesi için clfw init fonksiyonu çağırıyoruz. Bu ilk fonksiyonumuz olacak. Eğer bu fonksiyon herhangi bir şekilde hata döndürürse artık programımızın devam etmesine gerek yok arkadaşlar. O yüzden if diyorum. Eğer ki hata döndürürse onu true yap. Tersleme yapıyor. If'in içine girsin diye. Sonra da main fonksiyonunu return-1 ile bitiriyorum arkadaşlar. Eğer bu if'i açtıysak Tamam, başlangıç ayarları yapılmış. Artık bir tane pencere oluşturabiliriz demektir. Bunun için de öncelikle bir pointer oluşturuyorum. Daha sonra pencere oluşturacak olan create window fonksiyonunu çağırıyorum arkadaşlar. Bu fonksiyonun ilk parametresi pencerenin genişliği, ikincisi yüksekliği, üçüncüsü başlığı arkadaşlar. Dördüncü ve beşinci parametrelerini sonraki videolarda açıklayacağım. Şimdilik null diyorum penceremi oluşturdum. Ama acaba doğru oluşturdu mu? Onu kontrol etmem lazım. Eğer null ise demek ki hatalı oldu. Programın çalışmasına gerek yok artık. Sonlandırabiliriz. Öncelikle hata mesajı ekranı çıkartıyorum. Sonra CLFW'nun aldığı kaynakları serbest bırakıyorum. Sonra da main'i bitiriyorum arkadaşlar. Hata durumunda tabi. Eğer burayı da açtıysam harika artık her şey hazırım. OpenGL e hangi pencere üzerinde çizim yapacağını belirteceğim. Onun için de şu fonksiyonu çağırıyorum. Ve pencere olarak da az önce oluşturduğum pencerenin adresini veriyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar penceremizin olay döngüsünü yazacağız. Bütün pencere programlarında var arkadaşlar bu. Siz bunu görmeyebilirsiniz bazı programlama dillerinde ama emin olun hepsinin arka planında böyle bir döngü var. Bu döngü arkadaşlar pencere kapatılana kadar devam edecek. Peki bunu nasıl sağlarız? Öncelikle while diyeceğiz. Sonra pencerenin kapatılıp kapatılmadığını sorgulayan fonksiyonu çağıracağız. glfw window şu close fonksiyonu. Hangi window? Benim oluşturduğum. Bu fonksiyon pencere kapatılmışsa true dönecek arkadaşlar. Ben de o durumda vardan çıkmasını istiyorum. O yüzden önüne değili koydum. İçeride şu işlemi yapacağım. İlk yapacağım şey OpenGL'in yaptığı çizimin pencereye aktarılmasını sağlayacağım arkadaşlar. İlk yapacağım şey o. O yüzden swap buffers fonksiyonu kullanacağım. Bu fonksiyonu ileride daha detaylı değiniriz. Hangi pencere? Benim oluşturduğum pencere. Daha sonra da bu pencereye gelen olayların çekilmesini sağlayacak olan glfw poll events fonksiyonunu kullanacağım. Bu olaylar nedir derseniz farenin tıklanması, klavyenin basılması gibi bazı olaylar gerçekleşiyor pencere üzerinde. Bu olaylar işletim sistemi tarafından pencerenize yollanıyor. Siz de programcı olarak pencerenize gelen olayları veya uygulamanıza gelen olayları sürekli böyle çekmeniz lazım. Evet döngümü de hazırladım. Artık programı çalıştırılmaya hazır. Penceremin çalışıyor olması lazım. Gelin öncelikle inşa edelim. Daha sonra da çalıştıralım bakalım. Ve evet sonunda penceremizi oluşturduk. Bu kadar uğraş bu pencere içinde arkadaşlar evet. Biliyorum biraz emek istiyor ama yapacak bir şey yok. OpenGL programıma kolay demedim arkadaşlar. Emeğin sonucunda gerçekten pencereyi görmek insanı çok hoşuna gidiyor. Bence güzel. Sizi bilmiyorum ama bence şu an baya iyi bir iş başardık. Baya uzun bir yoldan geldik. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi günler.